Selamun aleyküm. Bakma bana öyle, bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Ne güzel söylemiş Müslüm Baba. Gerçi nereden bileceksin sen? Ali, ne zaman geliyorsun? Artık başlamak lazım. Peki. Bekliyoruz. Ya biz seninle beraber yapmıyoruz mu bu işi? Şu bilginleri karıştırmak çok fuzuli iş ya, ben sana söyleyeyim. Yanılıyorsun. Senin yetkin sadece oradan geliyor. Kafalarınız karışmasın. Babamın işlerini artık ben yöneteceğim. Aklında soru işareti olanlar için beni burada, bu koltukta ciddiye almayacaklar için açık bir mesajım var. Malum, babamın düşmanları çoktur. Düşman da benim. Bilgin soyadı da. Bundan sonra dostun da, düşmanın da muhatabı benim. Babamın bunca yılda inşa ettiği bu şirketi yıktırmam. Ailemi parçalatmam. Soy ismimi harcatmam. Bu arada Kuzguncu Beyci, bu tohum sevkiyatı işini seninle birlikte yapmayacağım. Başka? Mesele sadece basit bir paravan şirketse onu hemen hallederim, problem değil. Ama şu noktada güvendiğim biriyle yola devam etmem benim için hayati. O yüzden Ali ile yapacağım. Tabii senin için de uygunsa Bora. Seninle hep aynı çözümden besleniyoruz. Siz hayırdır ya tutturmuşsunuz bir güven. Gören de zannedecek ki sizin bu camiye korku üstüne değil de güven üstüne kurulu. Benden önce öyle olabilir. Ama ben korkuyla çalışmayacağım. O yüzden bazı ezberler bozulsa iyi olur. Biliyorum ama eklemek zorundayım Dila. Çok pardon. Sen bizim aramızda olmayı hak etmiyorsun. Yani özetle şu. Bir gazino olsaydı burası, sen bir üvertür olurdun ancak. Ne laf konuştum be. Hatırlat da bir ara dövmesini yaptırayım.
Bak Dila, Dila Hanım. O işler öyle olmuyor. Sen şimdi bu işin cahilisin. Ben sana öğrendiklerimden aktarayım. Lütfen. Bu işte bir tek sen yoksun. Baban da yoktu. Çıkma katları var bu işin, üstte adamlar var. Sen şimdi o koltuğa oturdun. Burası sahipsiz değil falan ayakları yapıyorsun da. Bu sevkiyat işleri için senin icazet alman gerekiyor. Sen Behram Adıvar'dan icazet aldın mı? Alacağım gibi görünüyor. Bu işi seninle yapmayacağım. Aksi gibi Behram adı var da benle yapmanı istiyor ama nasıl olacak? O zaman kendisi bir tercih yapacak. Ne tercih yapacakmış? Behram adı var bir tercih yapacak. Eğer o masada benim oturmamı istiyorsa, karşımda oturan sen olmayacaksın. Evdekileri hiçbir şey belli etmeden dikkatlice icabına bakın şuranın. Ne oluyor? Behram Adıvar'dan bize mesaj var. Kim? İçeri ilk girdiğimde o düzenek çalışıyordu abi. Belli ki biri beni bekledi. İçeri gireyim, notu alayım, o tehdidi algılayabileyim diye. Sonra da herhalde uzaktan kumandayla falan kapattılar. Büyük patron bize gözdağı vermeye çalışıyor. Bana. O notu bana bıraktı. Sen gitmemi istiyorsun ama belli ki büyük patron istemiyor işte. Bu Behram benden ne istiyor ya? Bak Dila, 20 yıldır babam, Şeref amca, diğer ikisi Behram Adıvar'ın masasındaki dört büyüdüler, tamam mı? Biz de 20 yıldır bizim şirket üzerinden bu düzene uyuşturucu, kaçak mal, silah taşıyoruz. Zaten değirmenin suyu buradan geliyor. Yani yukarıdakiler ne derse yapmak zorundayız, senin anlayacağın. Şimdi masa bozuldu. Şeref amca öldü. Babam hapse girdi. Tabii Behram Adıvar da kendine ait bu sistemin bozulmasını istemiyor. İşlemeye devam etsin istiyor. Babam çok haklıymış. Adamların şakası yok. Bu dünyadan öyle elini kolunu sallayarak çıkamıyor musun? Çıkamazsın tabii. 20 yıldır bizim şirket taşıyor mu bu malları? 21. yıl taşımazsanız ölürsünüz diyor Behram Adıvar. Kim bu Behram ya? En üstteki isim mi? Babamın oturduğu masanın da üstündeki isim. Kimse görmez. Kimseye kendini göstermez. Anca böyle. Delireceğim. Delireceğim Ali. Dila, biri sana bir şey getirdi. Emin misin? Bana mı getirdi yoksa Dila'ya mı? Dila Hanım diye bıraktı getiren kişi. Nasıl ya? Ne demek bu? Behram Adıvar'dan icazet alıyorsun. Adaysın demek. Beni değil seni seçmişler. Senin anlayacağın babamın yerine masaya senin oturmanı istiyor Behram Adıvar.
Ne yapacaksın? Şu an benden ne isteniyor olursa olsun ucu bu çatıya bağlanıyor. Babam demişti, eğer dışarıda başınızda olmazsam hepinizi öldürürler demişti. Eğer Behram beni seçtiyse yapacağım. Ailemizi koruyacağım. Seni. Bizi koruyacağım abi. Eğer bunun yolu babamın işlerini devam ettirmekse yapacağım. Ne pahasına olursa olsun.